Evet, merhabalar efendim. Neredeyiz? Şu an Şile Doğa Kulübü'ndeyiz. Çocuk kampımızın son günü. Açık Beyin Çocuk Kampı'nın 5. günündeyiz. Zülal, bizim ilk kampımızda da canlı yayın yaptığımız katılımcı arkadaşımız. Zülal Hanım, sizi tanıyalım. Nereden geldiniz? Ne yaparsınız? Ben Zülal. Soyadım uzun Ömer oldum. İstanbul'da yaşıyorum. Başakşehir'de oturuyorum. Çocuk kampına ilk defa geliyorum ama yani soru yorumların bütün bölümlerini izliyordum. Kasım'a benim için çok büyük bir mutluluk oldu. Çok mutlu evet, oldum. Zülal çok çılgın takipçisi soruyorum. Evet. Dolayısıyla bu bölümde dedik Zülal'in sorularını ayıralım. Çok enteresan sorular biriktirmiş. Kampa daha geldi ilk gün dedi ki ben size bu soruları sormak istiyorum. O zaman dedim ben de uygun bir zamanda bir soru yorum çekelim. Dolayısıyla şimdi Zülal'le bir araya geldik. Evet. Ama Sinan Hoca bana soru yorum çekeceğiz dediğinde benim gözlerimi görmeniz lazım. Evet, bir farklı böyle bir değişim oldu. Nasıl oldu? Ama sen kameraya alıştın mı kaç gündür? Hem canlı yayına katıldın, hem mesela falan. Var sende bir cevher var yani kamerada. Teşekkür ederim. Var var. Evet, ilk sorunu alalım o zaman. Hocam şimdi bende şöyle bir sorun oluyor. Yani sorun demeyeyim de bir şey oluyor. Herkes de oluyor ama hiçbir fikrim yok. Ben gündüz mesela bir tiyatro metnini ezberlemeye çalışıyorum. Olmuyor sonra ben gündüz falan çalışıyorum. Sonra gece hani gece rüyamda şeyi görüyorum. Gece böyle birisi beni uyandırıyor. Normalde uyandırmıyor da rüyamda. Bana güzelce anlatıyor. Ertesi sabah kalktığımda bir bakıyorum kağıda bakmadan gayet akıcı bir şekilde okuyabiliyorum yani. Vallahi çok enteresanmış. Seninki biraz daha değişik tabii ama ben mesela başta tıp fakültesi öğrencileri olmak üzere böyle çok yoğun çalışan ve bana sürekli ya ben öğrendiklerimi nasıl daha iyi hatırlayabilirim diyen bütün öğrencilere aynı şeyi söylüyorum. Çalışın. İşte derslerinizi tekrar edin mesela ama sonra üstüne muhakkak uyuyun. Özellikle bir gece uykusu beynin hafızayı kaydetmesi ve kalıcı hale getirmesi çok önemli. Şimdi size beyin anlatırken bir şey söylemiştim, onu hatırladın mı? Gece uyumadan önce bir şey öğreniyorsun, uyku sırasında beyin onu prova edip tekrar öğreniyor diye. Sende de muhtemelen aynı şey oluyor. Ki yatmadan önce çalıştığın şeyler kafana girmiyor gibi gözükse de aslında giriyor, sadece istediğin zaman hatırlayamıyorsun. Hmm. Ama gece uyurken, ki sen bunu rüyalar eşliğinde yapıyorum çünkü çok güzel bir şey, evet. Çok insan bunu böyle yapamıyor. Rüyalar eşliğinde o bilgileri beynin onları önemli olduğunu düşündüğü için özel bir şekilde tekrar tekrar içeride işleyerek kaydediyor. Sen de bu sırada muhtemelen onu bir rüyayla görüyorsun. Ve sabah kalktığında da o REM uykusu dediğimiz dönemin o özel durumundan faydalanarak sen her şeyi öğrenmiş oluyorsun. Bayağı da güzel bir tecrübeymiş. Dolayısıyla buradan arkadaşlara mesaj verelim aslında. Eğer hafızaların daha iyi olmasını istiyorlarsa, kafaların daha iyi çalışmasını istiyorlarsa, okuduklarının öğrendiklerinin aklında kalmasını istiyorsa güzel gece uykusu uyusunlar. Yani hemen her gün günler saatinde uyunmaz ama gece uykusu uyumadığında maalesef bu işler olmuyor. O yüzden geceleri kaçtı hatırlıyor musun? Kaç gibi yatıyoruz? Burada kampta mı? Yani kampta ama normal hayatta da. Normalde kaçta yani uyumuş olmamız lazım? Normal hayatta 10. 10-11 gibi en geç uyumuş olmamız lazım. Sabah da erken saatte evet. Kalkacağız. 6-7 neyse. Annem de şey diyordu, erken saatte kalkarsan günün bereketi daha fazla olur. Aynen, çok doğru söylüyor. Bir de gece uyurken ne demiştim hatırlıyor musun? Uykuda bir şey olmaması lazım demiştim. Işık. Işık. Bir de karanlıkta uyursanız, değil mi? Beyniniz çok daha güzel hafızaları depolayacak, böyle güzel uyuyacaksınız. Dolayısıyla bu güzel soru için de ben teşekkür ediyorum efendim. Birinci soru çok sağlam. Teşekkür ederim hocam, cevap verdiniz. İkinci sorum. Buradan atlayamayacağınız mı korkuyorsun? Çekim var gençler. Bu da bu soruyu düşünürken hani düşündüm. Annemlere sordum. Annemler de not alıyor musun diye sordu bana. Soru tamamen onunla alakalı. Oradan şey yapmışım. Yazdığım halde okuyorum. Dün akşam diyelim sana. Dün akşam bu soruları düşünürken annemle ve babamla konuşuyorduk. Annem kağıtla kalemle not al dedi bana. Daha iyi bir etkisi olur diye. Ben ise o sırada telefona notlara giriyordum onu. Ve anneme dedim ki yani ben bu şekilde de yapabiliyorum. Hani gayret rahatım. Annem işte daha iyi bir etkisi olur dedim. Hani beynimiz hani teknolojiyle mi yoksa kendi elinle hani şey yaparak düşünerek yazdığımda ikisinin arasında bir fark oluyor mu? Annen haklı. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir tane araştırma var. 2-3 sene önce yayınlanmıştı. Hani şimdi böyle üniversitelerde de insanlar ders dinlerken bilgisayarlarına not alıyorlar ya da cep telefonlarına yazıyorlar. Cep telefonlarına ya da bilgisayarlarına not tutanlarla eskisi gibi kalem kağıtla not tutanların daha sonra ne kadar bilgiyi hatırlayabildiğine bakmışlar. Dijital cihazlarla not tutanların unutma oranı çok daha yüksek. Şimdi niye böyle biliyor musun? Biz elimizle yazı yazarken aslında sadece elimizle yazmıyoruz. Bir taraftan da elimizin o hareketleriyle kendi yazı stilimizle
o bilgiyi ya da yaptığımız çizimlerde beynimize kaydediyoruz. Orada çok komplike bir hareket yapıyoruz ve bunun için beynin çok çalışması gerekiyor. Ama dikkat et, işte bilgisayarda yazarken ya da cep telefonuna yazarken küçücük bir klavyede tık hareketler yapıyorsun. Çok özgür değilsin, sadece o harflere bağımlısın ve not alıp geçtiğin için, o dijital bir hafızada kaldığı için ve hep aynı hareketlere dayandığı için senin beynin çok fazla uyarılmıyor. Beynin hafızayı depolayabilmesi için bolca uyarım alması lazım. Yani tabiri caizse heyecanlanması lazım beynin. Hmm. Ne kadar çok heyecanlanırsa o kadar fazla aklında kalıyor. Yazmak da beyni çok zorlayan bir şey olduğu için, çok çalıştırdığı için daha fazla aklında kalmasını sağlıyor. O yüzden mesela gene bu soru çok güzel. Yani annen özellikle tebrik ediyorum sana bu uyarıyı yaptığın için. Ona selamı söylersin. Bu da selam söyleyelim annen. Annen ismi neydi? Huriye. Huriye Hanım'a buradan çok büyük selam yolluyoruz. Özellikle arkadaşlarına bence bir mesaj verelim burada. Hani sinir bilimlerinin bize gösterdiğine göre lütfen kağıtla kalemle not almayı unutmasınlar. Hatta ben bir tavsiyede daha bulunayım. Böyle öğrendiklerim çok aklımda kalsın isteyenlere. Dinlediğiniz şeyleri sadece yazarak değil, ufak çizimler ve şemalarla not edin. Mesela aklınıza ne geliyorsa olsun, onu size çağrıştırdım, resim olarak çizin. Ve daireler, şekiller birbirine bağlayın, harita gibi yapın falan filan. Böyle yaptığınızda tabii, aynen beyniniz çok daha iyi öğreniyor. Sonra o notları açıp baktığınızda normalde aklınıza kalmayacak bir sürü detayı da hatırlayabildiğinizi göreceksiniz. O yüzden kalem, kağıt yerine hiçbir şey tutmaz. Teşekkür ederim. Bu çok merak ettiğim bir soru. Evet, bu da geçen günlerde sürüngen beyin diye hitap ettiğimiz limbik beyinle ilgili bir soru. Çok kısa. Bu... Bak limbik mimbik diyor ya. Evet. Bu Instagram'dan bana gelen bir soru. Şeyleri. Bu ben açık beyin kampındayım diye bir şey atmıştım. Bu oraya gelen bir soru. Bana yazmışlar Sinan Hoca'ya benim için sorar mısın diye. Limbik sisteminin bizden beklentisi nedir? Bizden aslında beklentisi yok da o beynin işi şu, yani beynin o bölümü diyelim. Şimdi bunlar ayrı ayrı çalışmıyorlar ama biz o bölümü ayrı olarak inceliyoruz. Çünkü biraz işlevleri farklı. Yoksa beynin diğer kısımlarıyla da beraber çalışıyor ama o bölgenin işi bizi korumaya çalışıyor. Devamlı yaptığı iş bu. Mesela belirsiz bir durum olduğunda, olası bir tehlike sinyali geldiğinde ya da biz kendimizi bir şekilde yememizi, içmemizi, rahatımızı bozacak bir şeyle karşı karşıya hissettiğimiz zaman o limbik beyin dediğim bölüm hemen faaliyete geçiyor. Bizi korkutuyor, bizi acıktırıyor, bizi sinirlendiriyor, bizi öfkelendiriyor. Mesela kin duymamızı bile sağlayabiliyor. Ama bunları niye yapıyor? Yani vahşi doğada düşün mesela, bugün yaşadığımız hayatta değil de işte vahşi bir hayvanla karşılaşsan ya da bir işte yiyeceğin olmadığı bir ortamda kalsan hemen paniğe kapılıp değil mi? Oradan kurtulman lazım, yiyecek bulman lazım ya da işte güvenli bir yere geçmen lazım. Ama bugün bu sistem maalesef vahşi doğada olmadığımız için sıradan hayatın günlük aslında çok önemli olmayan şeyleri de uyarılıyor. Mesela özellikle ileriki sınıflarda dikkat et. Sınav zamanlarında birçok arkadaşın tuvalet sorunları yaşamaya başlayacak. Mesela hani kabızlık dediğimiz bir durum olacak evet. Birçoğunda. Sebebi ne? İşte sınavlar çok stres yapıyor insanlarda. Özellikle bu lise giriş sınavı, üniversite sınavı gibi sınavlar. Böyle hani çok heyecan oluyor ya insanlarda. O heyecan limbik beyni harekete geçiriyor. Limbik beyni ilk yaptığı işlerden biri mideye bağırsaklara diyor ki durun, şu anda sindirim yapmaya vaktimiz yok. Çok tehlikeli bir durum var karşımızda diye bağırsakları durduruyor. Mesela insanlar uzun süre böyle stres çekerlerse midelerinden, bağırsaklarından ciddi hastalıklar da yaşayabiliyorlar. Limbik beynin işi bizim tehlikeli gördüğüm şeye karşı korumak. Ama sorun, yani o soruda, sana gelen soruda şöyle güzel bir şey var. Bizden beklentisi nedir? Daha doğrusu limbik sistem bizden ne bekler? Ne bekler? Mesela aslında bunu bir beklenti olarak da söyleyebiliriz. Bizim tabiatta çok işimize yarayan bu sistem, modern hayatta bize böyle sorunlar çıkarttığı için bizim onu sakinleştirmeyi öğrenmemiz lazım. Mesela peki biz onu nasıl sakinleştirebiliyoruz? Burada Azize Hoca yogalar, mindfulness'lar yaptı. Evet. Siz sıkıldınız tabii, değil mi? Hayır, biz sevdik yogayı da kaplumbağa yürüyüşü çok sıkıldık. Evet, bazıları zor. Mesela onları özellikle ben onlarda sıkılmanızı zaten bekliyordum. Niye? Çünkü o durmak, sakinleşmek ve durumun farkında olmak gibi günümüz insanının özellikle siz gençlerin zor yapabildiği şeyler. Ve bu zor şeyleri deneyimleyerek eğer beyninizi bu yönde geliştirirseniz ne oluyor biliyor musun? Mesela sınav stresi olduğu zaman diğer birçok insan bir sürü sorun yaşarken sen limbik beynine dur bir sakin ol ya, dur bakalım ya, sınav gelsin düşünürüz, şimdi önümüze bakalım, çalışalım. Amaca uygun hareketler yapmak için beynini yönlendirebilme şansı yakalıyorsun böyle durumlarda. Ama eğer böyle bir eğitim yoksa sürekli panik, sürekli stres, ah sınav geliyor, ah şu oldu, ah işte ödeme var, ah efendim trafik sıkıştı, ah geç kalacağım.
devamlı böyle streslerden dolayı yazık, o limbik beyinde ne yapsın? Tabiatta tek bildiği şeyi yapıyor. Basıyor, basıyor stresi, basıyor. Sonra hepimiz ileriki yaşlarda hasta oluyoruz. O yüzden erken yaşlarda bunları öğrenmek önemli. Sizin çantalarınıza birer kitap koymuştuk. Evet. Azize Şahin'le beraber yazdığımız kitap. Evet, onu okuramam biraz. Kendimi keşfediyorum. Bu aradaki egzersizler mesela, 52 tane egzersiz var. Ne için onlar? Hep bunun için. Bir sakinleşelim, bir limbik beynimizi kontrol edelim. Gereksiz stresleri hayatımızdan ayıklamayı daha erken yaşlarda öğrenelim diye. Evet. Bence sen de bunları çalışırsın. İleride çok usta olursun bu işlerde. Bu arada bu soruyu soran ablam benim, bir öğretmen. Sevgi abla, oradan da buna selam. Sevgi öğretmene çok selamlar ve öpücükler gönderiyoruz. Evet, sorularım benim bu kadar. Bu kadar mı? Bir tane daha ilave ettim demiştin soruları ama. Yok işte o. Tamam, o zaman en son ben sana bir soru sorayım. 5 gündür çocuk kampındasın. Evet. Sen beni bayağıdır takip ediyormuşsun zaten. Evet, evet. Artık ben de bundan sonra seni takip edeceğim. Çılgın Züler. Peki nasıl mesela benimle tanıştın? Geldin buraya, bir sürü arkadaşla tanıştın. Bizim eğitimci arkadaşlarla, işte gözetmen abilerle, ablalarla. Sizde açık beyinle mi yoksa önceden videolarınızla komple falan mı nasıl? Yok, nasıl buldun ortamı? Yani ne yaptın? 5 gün nasıl geçti? 5 gün çok güzeldi. Hani ilk 2 gün biraz sosyal ortam biraz şeydi. Hani çarşamba günü güzel olmaya başladı. Çarşamba alışma günü. Alışma zamanı değil oluyor. Yok, ondan değil. Çarşamba günü Melike'yle tanıştım. Onun için. Ha, eyvallah. Evet, o zaman bizim şimdiki kızlarla tanıştık. Çeteyi kurdular ya. Pazartesi günü güzeldi yine ama şimdi pazartesi günü, pazar günü ilk geldiğimde hani içeri girdik ve hani Zeynep ablayla tanıştım, sonra yakı karttan o da hani kovmuştum biraz. Böyle bir eyvallah, ne yapacağız falan diye. Evet, sonra çok net hatırlıyorum, orada o beyin geldi. O ünlü yumuşak beyin. Ha, bu burada mı dedim. Çok net hatırlıyorum bunu dedim sana. Bizim çekimlerde çok kullandığımız evet, yumuşak beynimiz var. O. Bak keşke yanımıza alsaymışız. Evet, içeride o ya. Neyse, ona da bir İlk defa yanımıza almadık, ihtiyacımız oldu hocam. Meşhur olmuş yumuşak beyin. Evet işte, sonra siz kabullendiniz, ben yüzünüzü görmedim. Yani dedim, aslında bu kadar uzun olduğunuzu da tahmin etmiyorum. Bunu söyleyeyim şimdi. İtiraf ediyorum bunu, tamam. Size saçınızdan tanıdım. Ah işte, en önemli özelliğim tabii. Saçınızdan. Sırma saçlarından tanımak çok hoşuma gidiyor. Evet, sonra annesin amacama geldi dedim. Sonra çıktı, aradan baktım. Annesin şey yaptım. İşte sonra tanıştık. Valla güzel olmuş. Memnun musun 5 günden? Evet, çok mutlu. Çok güzel geçti. Gene yapsak, gene gelir misin? Keşke hiç yapsam. Evet, ben de valla şimdi bugün biteceği için üzgünüm ama sizle tanışmak çok güzeldi. Canavar gibisiniz. Yine geleceğim. Bu arada bir söz vermeni istiyorum. Sen takip ediyorsun bunları, bu videoları, kitapları okuyorsun. Ha. Daha iyisini siz yapacaksınız biliyorsun. Bu konuda çalışmaya başlamak için söz istiyorum. Yani illa sinir bilim alanında, evet, bilim alanında olmasına da gerek yok. Ne işte uğraşıyorsun, onun en iyisini yapacağına söz veriyor musun? Evet. Anlaştık. Görüşmek üzere. Bye bye.